Bu süreç hem aileler açısından hem de çocuklar açısından önemli. Uzun bir süre okulda olmayan çocuklarımız açısından bu süreci kolaylaştırabilmek için öncelikle okuldaki eğitimcilerimizin ve evde anne babaların, velilerin bu konuda çocuklarımıza rehberlik etmesi, destek olması önemli. Çocukların okuldaki ilk günlerinin geçiş süreci olduğunu dikkate alarak eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin çocuğa bu konudaki yaklaşımları, onları yeniden okula uyum süreçlerini kolaylaştırmaları açısından önemli. Çocuklarımızı okuldaki etkinliklerde akademik beklentilerle beraber onların sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek, akran etkileşimini olumlu yönde teşvik edecek, etkileyecek süreçleri oluşturmak, etkinlik alanları, ders içi düzenlemeler yapmak çocuklarımız açısından bu geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Bunun yanında ailelerimiz açısından evde çocuklarımızı okula hazırlamak, okulun heyecanını onlara yeniden yaşatmak ama bir taraftan da Covid ile ilgili süreci, tedbirleri, salgın sürecinin çocuklar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler konusunda çocukları panik yapmadan tedbir almaları konusunda bilinçlendirmek hem aileler hem de öğretmenlerimiz açısından önemli bir başka nokta. Özellikle ailelerimizin evde çocukları okula hazırlarken bu konuda günlük farkındalıklarını oluşturmaları, gün içindeki eğitim öğretim faaliyetleriyle hem eğitim öğretim faaliyetleri hem de onların pandemi süreciyle ilgili tedbirler konusundaki davranışlarını ölçmeye yönelik görüşmeler yapmaları, onlarla bu konuda konuşup onları yönlendirmeleri önemli. Ev içerisinde çocuklarımızı akademik yönden destekleyecek, özellikle 1,5-2 yıl gibi uzun bir süreç okuldan uzak kalmış ve akademik olarak kayıp yaşamış çocuklarımızın bu kaybını azaltabilmek, telafi edebilmek için ailelerimizin ve eğitimcilerimizin işbirliği içerisinde olması önemli bir başka nokta çocuklar açısından. Ama her şeye rağmen hayırlı olsun demek lazım. Çocuklarımız açısından, eğitimcilerimiz açısından yeni bir eğitim öğretim süreci başladı. Çocuklar bu süreci gerçekten çok özlemişti. Sadece çocuklar mı? Hayır. Anneler, babalar, eğitimciler, herkes bu süreci dört gözle bekliyordu. O yüzden bunun hem tadını çıkaralım, hem tedbirli olalım, hem de çocuklarımızın bu geçmiş dönemde yaşadığı akademik kayıpları nasıl telafi edebiliriz? Bunun üzerine daha fazla odaklanalım. Herkesin malumu 1,5 yıldır Covid ile geçen bir süre yaşadık. Her ne kadar uzaktan eğitim yapıyor olsak da bu yüz yüze eğitim yerini asla tutmuyor. Özellikle küçük yaş grubunda somut işlemler döneminde oldukları için olabildiğince yüz yüze eğitim vermemiz gerekiyor. Okulların açık olabilmesi için veli, öğretmen, okul işbirliğinin olması şart. Sosyal mesafe, maskeye uyum, velilerin giriş çıkışlarda duruma özen göstermesi gerekiyor. Bu herkesin elinden gelen gayretle olabilecek bir şey. Bizler öğretmenler olarak burada çocuklarımıza göz kulak oluyoruz. Sosyal mesafeyi, maskeye uymalarını sağlıyoruz. Tabii herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Veliler dışarıda, çalışan velilerimiz iş yerlerinde duruma özen gösterirlerse okullarımızı makul miktarda uzun bir süre açık tutabiliriz diye düşünüyorum. Okulda aslında bu COVID-19 nedeniyle çocuklar 2 yıldır okuldan uzak durdular. Çok özlediler okullarını. Bu aslında her şey bizim elimizde. Bizim çocukların adaptasyonu, motivasyonlarını yüksek tutmamız için onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Covid nedeniyle elimizden geleni yapıp tedbirleri alıp çocukların uzun süreli okula devam etmeleri en büyük temennimizdir.